Bu ne müzik ya böyle? Halay teknesi diyorlar kanka bunlara. 50-100 mal doluşuyorlar içine. Bütün gün güneşin altında böyle dans ediyorlar. Egesinler madem. Ne işleri var burada? Mal oldukları için. Tamam uzatmayın, söyleriz kısarlar sesi. Hem ne güzel eğleniyorlar işte. Niye? Biz eğlendiremedik mi aşkım seni? Ben bilseydim senin bu kadar sıkılacağını buraya kadar çağırmazdık hiç. Ne alakası var Berk? Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Gençler sevgilim sıkılmış. Biz ne yapalım? Havay çekelim. Siz bir gelsenize benimle. Sıkma canım ya. Her zamanki Berk işte. Fırsatını buldu ya. İlla küçük düşürecek işte seni salak. Nereye? Biraz yüzeceğim, dalacağım öyle. Yoksa burada boğulacağım ben. Geliyor musun? İyi böyle. Sen kafanı dağıt. Belki de takma kafana. Boğazında kalsın. Vefa nerede? Utanıyor. Utanması gelsin gelir. Neyi utandı ki? Neyi utandı? Kardeşimiz dipsiz kuyulara düşmüş. Yanıp tutuşuyor böyle aşkından ama nasıl bir kuyu. Nasıl yani? Kime aşık olmuş? Orası karanlık sular ama çözeceğiz. Çözeceğiz tabii, çözeceğiz. Böyle mi uyarılır lan İhsan? Üstümüze çıksaydınız. Başka türlü sesimizi duyuramadık. Ya kısın şu müziğinizin sesini ya da demirinizi toplayıp başka yere atın. Keyfimizi de kaçırmayın. Hadi ya. Tüh. Arap gördün mü arkadaşlarının keyfini kaçırmışlar. Biz tutmayalım sizi o zaman. Biz burada kalacağız da uzayın ufaklar. Normalde bu işler önce kimin geldiğine bakar ama sizin orada belli ki öyle değil. Kim nereye çökerse tabii. Eyvallah. Ne diyor lan? Lan yanına iki tane sincap almış konuşun. Gel lan buraya. Gel burada konuş lan. Hayırdır gençler? Bir sıkıntı varsa buyurun burada beraber çözelim. Hadi kanka. Gidelim. Tadı kaçtı buranın. Vefa. Nereden tanıyorsun sen bunu? Ha? Aynı sınıftayız. Ne diyorsun? Uzatacaksanız ben de uzatırım. Ya paşa paşa gidin ya da kıyıya kadar beraber gidelim. Karada bir daha buluşalım. Sorun yok, tamam. Vefa arkadaşımız bizim. Vefa, sırf senin hatırına mevzuyu uzatmıyoruz kanks. Hadi bakın eğlenmenize. Kanks? Kanks ne lan? La kanks ne kanks? Vefa, mayon güzelmiş. Kalpler falan yakışmış. Teşekkür ederim. Cemre nerede? Bilmem. En son güneşleniyordu ya işte. Kameraya falan inmiştir. Buralardadır. Nereye gidecek? Tamam, okey. Tamam oğlum ya. Sıkma canını. Ya okul bitti zaten. İstediğimiz zaman açılırız yine. Aynen bro. Lan 3-5 ezik için kaçırma keyfini. Hem akşama parti var oğlum. Konser var. Kopacağız.
Kızlar hadi. Cemre nerede? Yukarıdadır. Cemre! Lan düşünsenize Kızıldeniz'in ortasında unutmuşuz. Bomba olur ha. Yok artık. Cemre yok. Ne demek yok? Yukarıda baktım hiçbir yerde yok. Hazal? Ya ne? Cemre'nin bekçisi miyim ben? Dur oğlum, Kızıldeniz'in ortasında mı unuttuk cidden? Ege topla aldıkları dönüyoruz. Ya şey, kusura bakma. Öyle durumu falan bilmeden bir anda volümün yükselince her sözünde sonuna kadar haklıydı. Yani özür mü diliyorsun? Tam da özür de denmez ama eşeklik ettim işte. Sorun değil. Ben daha büyük eşekler tanıyorum, canını sıkma. Cemre! Sesi de geldi işte. Şey, havluyu. Kalsın, sıkıntı yok. Kız ne kalsın diyorsun? Kaç milyona satılıyor havlu? Allah'ım ya, cıbıldak mı gitsin kız? Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki oradaydınız. Cemre! Aşkım iyi misin? Aşkım ben sen teknedesin sanıyorum Cemre. Cemre bebeğim ya. Cemre özür dilerim. Haberim yoktu. Haberim yoktu. Gerçekten haberim yoktu. Sorun da bu ya zaten. Cemre. Sen bana dalacağım dedin mi aşkım? Ben sana çocuk muamelesi mi yapayım? He? Bunu mu istiyorsun? Anladım. Bundan sonra gözlemden ayırmam seni. Tamam. İnsan telefonunu unutur, cüzdanını ne bileyim ceketini falan unutur da denizin ortasında da sevgilisini unutmaz. Ne diyorsun oğlum sen, ne söyle? Ne diyorsun lan? Ne? Arap, Vefa, bakın bakayım arkadaşın başka bir emaneti kalmış mı bizde? Bırak, bırak. Berk. Bırak. Biz bir daha karşılaşmayalım bence. Hepimiz için en doğrusu bu. Hadi bakın keyfinize. Vefa! Akşama geliyor musun konsere? Arkadaşların da al gel bence. Çok eğleneceğiz. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Hadi, tamam. Evet. Aşkım anlamıyor musun? Kavga çıkacak diyorum. Ben kendim tuttum. Sırf senin için. Ama ben orada yoktum. Denizin ortasındaydım o sıra. Tamam tamam. Özür dilerim. Özür dilerim ya da özür dilerim dedim yani. Ne istiyorsun? Çok sinirliydim. Gözüm dönmüştü. Oldu mu? Anlaştık mı? Ne oluyor? İn aşağı. İn. Gel bakalım. Berk ne oluyor? Söyler misin? Gel. Önünde diz çöküp özür diliyorum. Affet. Tamam.
Tamam hadi kalk abartma. Ya, affet hadi. Affet. Kızlar. Kızlar bir şey soracağım. Şu sevimli çocuk affedilmez mi? Ha çünkü affetmiyor da. Yani sizden ufak bir ricam var, ne olur konuya bir el atsanız. Kapının elinde kalır bak. Affetmezse haber ver bize de. Adres 11'a. Ben demedim, onlar dedi. Ama senin sevgilin kendini kaptırır mı? Hiç sanmam. Başka şansın mı var? Çünkü seviyorsun. İtiraf et hadi. Tamam hadi kalk abartma. Affettim de, affettim de o zaman hadi. Tamam affettim. Oo yes. Gel bakalım. Memnun değilsin sanki barıştığına. Birkaç saatliğine de olsa özgür hissetmiştim. Ama olmadı. Cemre, mutsuzsun işte. Ne diye eziyet ediyorsun kendine? Boş ver. Anlatsam da anlamazsın. İyi o zaman. Hadi eğlenmeye. Hadi. Biz geldik. Bunun ne işi var aramızda? Harbiden lan. Senin ne işin var yanımızda? Sen getirdin beni buraya. Ben mi getirdim? Evet. Lan oğlum. Her geldiğinden yere geliyor. Şaka yapıyor. Şaka şaka. Al. İç. İç. Afiyet olsun. Haydi sana güle güle. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir önce şunu al. Bu ne? Doğum günü hediyesi. İyi de benim doğum günüm 2 ay önceydi. Önce bir ben konuşayım, sen dinle, olur mu? İyi çabuk. Söyle ne söyleyeceksen. Ama böyle sert çıkarsan konuşamam ki. Ay Vefa bak işine be. Gerçekten. Yani ne dememi bekliyorsun? Sağ ol hediyen içinde. Hazal. Ben çok aşığım sana. Ne? Aşığım sana. Öleceğim aşkından. Eğer benle sevgili olmayı kabul edersen seni çok mutlu ederim. Vallahi bak. Güzel severim. Ay deme. Ya eğer bana bir şans verirsen. Pişman etmem seni. Vefa. Sen hiç aynada bakıyor musun kendine? Şu tipine. Üstünden dökülen şu çakma kıyafetlerine.
yaşadığın yere. Sen kimsin, ne zannediyorsun kendini be? Sen şimdi bu okula girebildin diye biz seninle eşitlenmiş mi olduk? Ben... Sen kafayı yemişsin. Ay bunu da al. Kararmadan götür, ver birine. Mahallende vardır dengin bir baroş gülü. Yani sen şimdi bu okula girebildin diye biz seninle eşitlenmiş mi olduk? Bunu da al, kararmadan götür, ver birine. Mahallende vardır dengin bir baroş gülü. Hazan. Çekil! Çekil! Sakin ol! Sakin ol! Çağrı, sakin ol! Vefa, iyi misin oğlum? Çağrı! Oğlum, delirtmeyin beni! Sakin olun! Bir sakin ol! Vefa, koş! Koş! Git buradan, koş! Koş! Çağrı, ne oluyor oğlum? Oğlum, ne oluyor burada? Burada ne oluyor? O akşam ne olduğunu anlatacaksınız. Ya neyi anlatacağım baba? Oğlum sen ne diyorsun? Çocuğu dövdünüz. Ağzını bu. Öyle böyle dövmemişsiniz. Bak o çocuk intihar etti. Kendini attı aşağı. Yarın öbür gün polis sorgulayacak bunu. Sen de sebebiyet verdiğin şeyin sorumluluğunu alacaksın. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Duydum, duydum. Güzel. Ver. Yürü. Anlatın bakalım o gece neler oldu. Ama eksiksiz. Evet. Ege, Çağrı, ben takılıyorduk. İşte içki aldık kendimize. Sonra fena çarptı bizi. Biz geldik. Bunun ne işi var aramızda? Harbiden lan. Senin ne işin var burada? Sonra öğrendik ki Vefa bizim içeceklerimize bir şeyler katmış. Al, iç. İç. Ben de biraz dağıldım tabii. O yüzden de bir nefes alayım diye dışarı çıktım. Berk, ne arıyorsun dıt dıt? Bak Cemre yanımda, görecek ama kız. Görmez. Görse de bir şey anlamaz. Yap. Yapma. Yakalanırız burada. Gel. Berk. Berk yapma. İtiraz ettikçe daha çekiş olur. Berk yapma diyorum, farkında mısın? Berk ne yapıyorsun? Berk ne yapmaya çalışıyorsun sen? Olmaz diyorum, bırakır mısın beni? Berk bırak.
Bu arada Azal'ı gördüm. Bana doğru koşarak yardım et diye geliyordu. Vefa bana saldırdı, bana tecavüz etmeye kalktı diye bağırıyordu. Berk, istemiyorum diyorum sana Berk. Ben nerede, ne zaman istersen orada olur. Haza? Ben orada değilim. Sonradan dahil oldum. Hazal'ı gördüm. Hazal perişandı. Sonra da Vefa'yı gördüm. Onu yakaladım. Tutmaya çalışırken de Ege ile Çağrı geldi. Zaten sonrasını biliyorsunuz. Şimdi anladın mı baba niye dövdüğümüzü? Sonra ne oldu? Sonrasını biliyorsun baba, sen de oradaydın. Aynen böyle. Teker teker her şeyi polise anlatacaksınız. Hadi. Hadi. Başka gören oldu mu? Oldu Kenan. Ben gördüm. Önder Hoca'dan başka olayı gören oldu mu? Kenan. Gördü görmedi ne fark eder? Çok şey fark eder. Mezarlıkta olsaydın anlardın. Sen ne demişsin ki, ne yapmış hiç önemi yok. Hiçbir anlattığını dinlemezler. Zengin züppe çocukları almışlar garibanın birini ortalarına. Canından bezdirmişler derler. Fakir bunlar Önder. Fakir fakir. Fakirlik edebiyatı her zaman çalışır. Sonra yığılır basın kapıya. Ondan sonra uğraş dur. Sorunları vardı. İntihar etti. Biz de çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Ve konu kapanacak. Öyle mi? O zaman gerekirse Çağrı tek başına ifade verecek. Çağrı kalk. Kalk. Git beni arabada bekle, geliyorum. Berk'le Ege orada değildi. Çağrı tek başına dövdü çocuğu. Orada değildiniz değil mi çocuklar? Oğlum. Değildik baba. Ben oradaydım. Çağrı. Seni bir daha uyarmayacağım. Git arabada bekle beni. Yürü. Önder, bir şey söyleyeceğim. Bak kimse ne seni, ne oğlunu, ne o çocuğu görmemiş ama sen kendi ellerinle gidip basının önüne yem olarak atacaksın oğlunu, öyle mi? Gerçi bizim de işimize gelir baktığında yani. Günün sonunda herkes suçlayacak birini arayacak. Ama bana kalırsa, yani bence çocuklara ayırmayalım. Senin oğlun, senin karar. Doğru. Benim. Sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Neymiş o? Aslında benden farkın yok değil mi? Hangi konuda?
Züğürtlük canım. Beş parasızlık. Yahu dolabı açayım dedim, bir şeyler hazırlayayım diye. Hiçbir şey yok evde, bomboş. Ya bizim evin müştemilatının dolabı bile seninkinden zengin be. Ne yapacaktım yavrum? Pazara gidip kereviz, ıspanak falan mı doldurmalıydım? Kızım ben ne istersem alıyorum telefonu elime, söylüyorum. Kredi kartıyla. Yalnız bir şey söyleyeceğim, o kredi kartının sonu gerçekten hiç hayırlı olmuyor. Bir faiz bindiriyorlar. Yok merak etme, nakit kullanıyorum. Only cash baby. Cash is the king. Nakit para. Nakit kullanan mı kaldı ya bu devirde? Gece. Bak gerçekten benden hiç utanmana gerek yok, tamam mı? Ben parasızlık nedir çok iyi bilirim. Hatta sana yardım da ederim. Böyle hiç paran yokken nasıl varlıklı görünebilirsin tüyolarını göstereceğim. Söz. Sen ciddisin. Hı. Gel benimle. Nereye? Ya gel işte, hadi hadi. Ne diyorsun? Pazara gidip dolaba ıspanak, kereviz falan mı dolduralım? Yoksa canımız ne istiyorsa onu mu alalım? Ya sen manyak mısın? Bu kadar paran var ve sen sabahtan akşama kadar burada pinekliyor musun? Benim keyfim yerinde. Şikayetim yok. Yani bunlarla senin bu kadar paran varken şezlongda yatmak dışında başka bir şey gelmedi mi aklına? Yok. Ne yapabiliriz mesela? Mesela? Berk, ne işin var senin burada? Berk ne oldu, iyi misin? Cemre tutuklandı. Ne? Özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Herkesin hayatının içine ettim ben. Ama en acısı da özürlemekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Özür dilerim Azal. Ya Cemre'yi tutuklatmış diyorum. Kaçacağız diye götürmüş, emniyete teslim etmiş kızı. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum şu an dedi. Öyle işte. Yani bunun da oyun olmadığına emin miyiz? Berk'ten bahsediyoruz sonuçta. Saçmalama. Ya siz acaba daha önce hiç gördünüz mü böyle Berk'i? Çünkü ben görmedim de. Ege. Sen doğru olanı yaptın.
en başta doğru olanı yapsaydım, Cem'in şu an yanında olurdu. Vefa hayatta olurdu. Siz de hala benim arkadaşım olurdunuz. Yani bir doğru, üç yanlışı değiştirmiyor. Olsun. Yine de iyi bir başlangıç. Kim için iyi bir başlangıç? Hepimiz için. Cemre dışında. Ver. Kızım sen bunda ne taşıyorsun? Sandığından daha güçlüyüm demek. Belli ki. Ege şundan al sana. Kaptan sen de iyice miço belledin bize ha? Daha var torba, daha iki torba daha var. İyi verirsin. Ver tahtayı koruyun. Hay Allah canın almaya. Salmadın koca tekneye. Tamam sakin. Sakin ol oğlum tamam ya. Herkes iyi değil mi? İyi abi sağ ol. Kirane. Vay maşallah. Ben şey, vallahi güzel. Maşallah. Kardeş senin baba ne iş? Armatör falan mı böyle? Sana soruyorum. Yalnız benim babam fırıncıydı Berk. Tamam? Tamam. Israrla reddi miras diyorsun. Okey. Odalar yukarıda. İstediğiniz gibi yerleşin. Takılın, bakın keyfinize. Kaç tane oda var? 3 tane oda var. 3 tane mi? He. Oğlum bizim evde deniz görüyor. 3 tane odası var. 60 metrekare. Burada ne 3 oda var? 4. Biri benim. Paylaşmam. Tek yatmayı severim. Biri de zaten Zeyno ile Çağrı kalır herhalde. Anasının gözü. Çüş hatta. Niye? Sevgili değil misin? Sana ne lan? Sana ne? Tamam, sakin. Ben sakinim. Tamam. Tamam. Buluruz bir yer. Mavi ile Duru ile ben. Diğer odada da her zamanki gibi Çağrı ile sen Ege. Hayır, Çağrı kanepede kalıyor. Hayır. O zaman bir ihtiyacınız olursa ben buradayım. İyi hadi. Eyvallah. Aram. Maymun ettin ha. Ha. Al bakalım. Şunu bakayım. Hop. Kim istedi de sen böyle habire getir götür yapıyorsun lan? Hı? Haydi oğlum sen neysin? Ben istedim. Cevabını aldın. Müsaaden olursa
Gel gel, bir bekle ben. Oğlum, sen sağır mısın? Duymuyor musun? Duru, yani arkadaşım rica etti, ben de getirdim. Anladın mı oğlum? Lan senin benim yaşımda kaç tane oğlum var da bana böyle konuşuyor? Kızın hali perişan, görmüyor musun? Hala dayıyorsun şeyi. Gerekirse vermeyeceksin, alacaksın elinden. Öyle arkadaş mı olur? Moruk, çocuk haklı galiba ya. Vermeseydin keşke. Moruk, çocuk haklı ya. Ben her türlü koşulda haksızım ama. Değil mi Çağrı? Nereye çektin konuyu ya? Üf. Tamam, tamam. Sorun yok, tadımız kaçmasın. İyiyiz, hiçbir şey yok. Sen de bunu al istersen Ege, hadi götür. Sorun yok. Ege. Süper. Tamam ya. Kabul. Bu grubun en kötüsü benim. Siz süpersiniz, iyisiniz. Ben kötüyüm. Oldu mu? Mutlu muyuz? Duru. Duru, değil misin? He? Gözümü açamıyorum ya. İçim yok. Kafamı kaldıramıyorum ben. Duru, sen ne içtin tam olarak? Meyveli bir şey işte, Ege ne verdiyse. İyi de meyveyle olacak iş değil ki bu. Allah, ne koyduğuna göre değişirim. Ne koydun, ne kızın içeceğine? Hı? Anlamadım. Sen anladın, anladın sen. Uf, Ege, içinde alkol mü vardı? Ya, alkollü müydün? Ne bileyim lan ben. Kendi koymadıysa değildi. Oğlum alkol dışında ne koydun lan? Ya delirmeyin. Sen karışma. Saçmalıyorsunuz ama şu anda. Saçmalıyor muyuz? Ne saçmalıyoruz acaba? Ha? Vefa'nın kanından da çıkmadı mı bu zehir? Ha? Vefa nereden bilsin? Acaba gizlice ona da birileri mi verdi? Kim mesela? Vallahi onu da sevgiline soracaksın artık Zeyno'cum. Çünkü ben artık suçlamalarınızdan çok sıkıldım. Biraz da o düşünsün bakalım. Lan oğlum, siz nasıl insansınız lan? He? Nasıl insansınız lan? Lan al lan lan. Lan dur ne olur. Lan lan bu beni. Açıklamama izin ver. Dur oğlum, sen vallahi bak. Burnunu kırarım senin. Yeminle burnunu kırarım bak. Kuzdan da uzak dur canım. Kuzdan harbi uzak dur senin. Kemini kırarım kemine. Arap. Ne la Arap Arap? Ne tamam la? Sizin evinize de başlayacağım, yatınıza da, katınıza da. Ne la bu? Yeter. Yeter. Al duruyor. Al duruyor, kalk. Kalk gidiyoruz hadi. Hadi hadi, hadi. Gel. Konuşabilirim. Ne, ne yok? Konuşun oğlum sen, ne konuşun lan? Vallahi bak, vurup bayıldım şimdi sen, Fransa'ya gömerim. Geri zekalı. Gel hadi, yürü. Sabır ya. Geri zekalı. Bas geri Çağrı. Asla geri. Asla geri. Kaybol. Ne iki dakikası oğlum? Neyin iki dakikası? Bir dur. Ne dur? Bırakma ya. Bırak bırak tamam. Hı. Bak, o istekler vefa için değil, tamam mı? Berk onlara verdi. Tencere kara, dibi ondan kara. Oğlum siz nasılsınız? Ben harbi anlamıyorum. Sırkan otu gibisiniz lan. Dediğiniz yere yakıyorsunuz ya. Kaybol la. Kaybol. Kaybol hadi. Git la. Git, görmesin gözüm. Kaybol. Allah'ın lan vur. Dur Zeynep. Geldim hadi. Kitabımla uğraşıyorsun. Birbirimizi kırıp dökerek hiçbir yere varamayız. Asıl bundan sonra bir arada olmamız lazım. Çağrı nerede? Ya Berk, sen içeride bizi zan altında bıraktın ama sahiden inanıyor musun bu söylediklerini? Hala aynı muhabbet mi oğlum ya? Biz Cemre'ye asla böyle bir şey yapmazdık ve yapmadık da. Ama sen yapmış olabilirsin, biliyor musun ya? Saçmalama. Onlardan biri yaptı. Asıl sen saçmalamadın. Öyle ve mavi değil. Tamam. Geriye Zeyno ve Arap kalıyor. Zeyno neden böyle bir şey yapsın Azal? Nereden biliyorsun yapmadığını? Hı? Yapmadıysa da biliyor ama susuyor. Ya görmüyor musunuz? Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar ve hayatlarına devam ediyorlar. Bundan sonra tek bir amacımız olmalı. Bir arada olmalıyız. Ve Cemre'yi öldüren kimse, onu bulmalıyız. Var mısınız? Önce Boyraz Köy sahilinde cansız halde bulunan Cemre Yılmaz'ın ölüm sebebi
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre genç kızın kesici bir aletle yaralandıktan sonra kan kaybından öldüğü şeklinde. Emniyetten edinilen bilgilere göre söz konusu davayı İstanbul Cinayet Masası ekipleri büyük bir titizlikle yürütüyor. Polis muhabiri arkadaşımızdan gelen bilgiler olay yerine bugün yeniden bir keşif yapılacağı ve daha geniş bir incelemenin başlatılacağı yönünde. Ya bir şey yapalım. O gün birileri Cemre'yi öldürdü. Ve şu anda hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Biz de devam ettirmeyelim o zaman. Ne yapabiliriz ki? Ne bileyim Çağrı. Onlar nasıl hayatı bize cehennem etti, biz de onlara cehennem edelim. Oğlum, onlar bunu yaparken biz suçluyduk. Nereden biliyorsun? Belki de şimdi onlar suçlu. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Yani... Bilmiyorum. En azından Zeyno yapmamıştır. Tamam Çağrı. Zeyno yapmamıştır. Peki Arap? Arap için de aynı şeyi söyleyebiliyor musun? Ya da abisi için? O yapmamıştır diyebiliyor musunuz? Selam gençler. Selam. Hepinizin bir arada olması iyi oldu. Cemre'nin cinayetiyle ilgili gelişmeler var. Nasıl? Ne oldu? Ne var? Sahilde gömülmüş vaziyette, üstünde kan lekeleri olan erkek kıyafetleri bulunmuş. Kim ki? Kiminmiş bu peki? Bilmiyoruz oğlum ama bulunur yakındayım. Yani neymiş buldukları? Ne ceket, gömlek, ne? Bu buldukları ne? Tespit edilmiş mi ne? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum, o kadar detay vermediler. Ama Ali orada değil, olay saatinde şüpheli değil yani. Rahat ol baba. Ali masum. Aynen. Oğlun masum. Ben onu demek istemedim oğlum. Lan ne demek istedim benim, inan umurumda değil. Ne Ali ne senin aile meselelerin. Umurumda olan tek şey Cemre'nin katilinin bulunması. Benim de o oğlum. O zaman gerekeni yap baba. O gün o Arap denilen çocuğun abisi de oradaydı. Eminim. Tozlu yakalılardan biri yaptı bunu. Eminim. Sevgili Tozlu Yaka Mahallesi sakinleri. Çağrı işte. Beyefendi Tozlu Yaka'ya düğüne gitmiş. Vefa'nın babasını aldılar diye Zeyno Hanım da almış. O da üzüntüsünü benimle paylaşmaya karar vermiş. Zeyno'yu toparlayacağına gel Cemre'nin annesini toparla deseydin. Aynen, hadi. Buradaymış Hale teyze. Kenan amca ilgilenin dedi. Azal ya. Ben gerçekten şu an hiç uğraşmasam. Ya daha gidip evi toplayacağım. Evi toparlayacağına gel Cemre'nin annesini toparla derdim. Ama az önce aynı cümleyi Çağrı için kullandığımda... Sen bilirsin diyecektim. Tamam o zaman. Ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ayber, konuşman için daha ne kadar beklemem gerekiyor benim? Lütfen şu acil olan konuyu artık bana anlatır mısın? Çağrı'yla Ege de gelsin. Herkes toplansın. Bana hepinize tek tek anlatmaya ne mecalim var, ne hevesim var, ne isteğim var. Ha, tamam. Geldim. Çağrı gel. Berk, ha? Ne oldu? Ali Ece'yi çağırmışsınız. Ne oluyor bro? Evet, gerekli çoğunluk sağlandığına göre merakla seni dinliyoruz Berk'cim. Hadi. Bazı önemli gelişmeler var. Önceki öde haberden başlayayım. Cemre'yi Vefa'nın babası öldürmedi. Şimdi daha kötü olana geçiyorum. Dolayısıyla katil hala dışarıda. Oğlum, polisler kanlı kıyafetleri buldular ya. Evet, olay mahallinde hatta. Maalesef şu an onunla ilgili bir açıklamam yok. Ama dediğim gibi katil Vefa'nın babası değil.
Bunu Ali'ye söylerken duydum geçen gece emniyette yakalandığında. Yani tabii cümle tam olarak bu değildi ama anlamı buydu. Peki asıl soruya gelirsek. Vefa'nın babası kimi korur? Canı gibi sevdiği, ailesi gibi gördüğü tozlu yakalıları. Bunlar kim? Zeyno. Zeyno. Arap. Ali. Arap'ın abisi Bilal oğlan. Yani ya Cemre'yi ikisi öldürdü ya biri öldürdü bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Tabii ki sizlerin yardımlarıyla. Ben dedim, yine diyorum. Zeyno böyle bir şey yapmaz, tanıyorum kızı. Doğru tabii, sen şu son dönem onlarla çok vakit geçirdin. Sen arabayı da sonuçta tanıdın. Büyük ihtimalle sen arabanın da olduğunu düşünmüyorsundur. O zaman ne yapalım, kim kaldı? Kim kaldı? Çağrı kaldı. Çağrı, ne diyorsun, Çağrı olabilir mi? Sen yapmış olabilirim ya da Ege mi? Ah. Ya da küçük bir ihtimalle olsun, azal mı? Ne diyorsun, var mı fikrin, yardımcı olabileceğim bir şey? Berk, tamam bro, Çağrı işte saçmalıyor her zamanki gibi. Oğlum, tabii ki Cemre'nin katilini bulmak istiyoruz. Ve yanındayız her zaman. Değil mi lan Çağrı? Hı hı. Anlaşılan birileri senin gibi düşünmüyor. Ben geliyorum. Çağrı! Çağrı, Çağrı bekle. Yine ne saçmalıyorsun oğlum sen? Bu Zeyno'nun üstüne oynayıp duruyor. Kızı boş yere suçluyor. Bizi mi suçlamasını tercih edersin? Daha mı iyi sence? Lan bırak, tamam. Bekle. Tamam, bırak. Ne? Lan oğlum, şu Zeyno'ya yaptığın vicdanın bari yarısını bizim için yap. Çünkü en çok ikimizin ihtiyacı var, anlamıyor musun? Bak Çağrı, tek bir eksiğimize bakar, ikimizi de yakarlar. O yüzden şu ağzını sıkı tut. Karışma bir şey. Sakın Zeyno'ya kahramanlık yapacağım diye de başımıza sarma kimseyi. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi Çağrı? Anlamıyorum. Artık her aklına geldiğinde bizi suçlamaktan vaz mı geçsen acaba Berkan? Çünkü bu durum gerçekten çok can sıkmaya başladı. Farkında mısın bilmiyorum ama biz başından beri senin yanındayız. Cemre ile oyun oynadığınızı bile bile hem de. Çağrı'ya gelince de ben olsam çok takılmazdım ona. Sadece Zeyno'nun katil çıkmasından korkuyor, hepsi bu. Cemre bizim sırlarımızı, birbirimizden sakladığımız açıklarımızı ortaya çıkardı. Ama onların vefalarını aldı elinden. Yani evet, katil onlardan biri ya da ikisi. Mavi ile Ali de bu ortaya çıkmasın diye akıllarınca bize saldırıp hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Tozlu yakalılar da okulumuza giriş yaptı. Yazık. Boşuna uğraşıyorlar. Ben hedefe kilitlendim. İmha edene kadar da geri çekilmeye niyetim yok. Günaydın. Günaydın. Bekliyoruz. Ha, çıktı. Berk Bey, bu yaptığınız işin sonuçları çok ağır olabilir. Lütfen geri dönün. Babanız duymadan... Duysun. Duysun, hatta duyur bir zahmet. Selamımı da söylersin. Oğlunuzu çok hafife almışsınız. Ve ben dövüşmeyi ondan öğrendim. Berk, biraz konuşabilir miyiz? Her şeyi anlattım. İfademi verdim. Şimdi gideceğim izninizle. Berk. Yalnız mahkemede ifade vermen gerekecek. Veririz hocam. Nereye gidiyorsun? Yani gidecek yerin var mı?
Eve gidiyorum. Berk. Ne? Ne? Sağ ol. Doğru olanı yaptığın için. Her şey seninle ilgili sanıyorsun değil mi Ali? Bak, dünya senin etrafında dönmüyor. Hastayım senin bu iyi çocuk ayaklarına. Bak, seni arkadaşının katilini bul diye ben okula soktum. Artık işimiz bitti. O yüzden hayatımdan defol git. Vallahi bize kalmayacak diye ödüm koptu he. Ha ben de. Vefa da severdi beni. Her sene sahilde pamuk şekerci olacağız diye netirdik bizi. Bir de yer beğenmez taze değil diye. Buldun işte ne bızıklıyorsun. Öyle demeyin. Bunu poşetin içine koyuyorlar. Sonra akşama kadar güneşin altında canı gidiyor bunlar. O da öylelerdi. Ay be. Rahmet istedik sizden bir de. Kim derdi? Kardeşimizin canı gidecek. Biz de katilinin peşine düşeceğiz diye. Bitti değil mi Ali? Bitti. Bu sefer gerçekten bitti. Kardeşimizin katilini bulduk. Artık o da rahat edecek. Biz de. İnşallah. İnşallah. Ali? Cemre, ne işin var senin burada? Yani hoş geldin, iyi yaptın da. Senin dinlenmen falan gerekmiyor mu? İyiyim, iyiyim ben. Yani sayende. Beni iki kez kurtardığını düşünürsek. Ya benim durumumda kim olsa aynısını yapardı. Hem biz de bu işlere sebep olmuş sayılırız. Ali doğru diyor. Ula kızım biz senin hakkını yedik. Kusura kalma yani, hakkını helal et. Öyle değil mi Zeyno? Geçmiş olsun. İyisin. Gidiyorum ben o zaman. Zeyno dur gitme. Ben sadece Ali'yi görmeye değil, hepinize bir şey söylemeye geldim. Akşam sizi bize davet edeceğim. Hem çocuklar da gelecek. Nasıl yani? Siz barıştınız mı hemen öyle öpüş koklaş? Yok yani Berk hariç evet. Ya ben açıkçası bu gerginlik artık bir an önce bitsin istiyorum. Bu hikayede çünkü hepimiz mağduruz. Yani siz de onlar da kendinize yeni bir sayfa açın. Okula yüzle bakıyoruz. Halledelim artık değil mi? Olur. O olur o. Cemre durup geliyor mu? O da mağdur. Ben bir özür dileyeyim. Bir şey olsun ondan. Değil mi lan? He? Misal Ali. Misal. Gelecek gelecek merak etme. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorum? Ne diyorum? Karabela gelirse tamam gelirim. Kızım. Gideceğiz, oturacağız, döneceğiz. Ya davet etmiş ümmet edek. Çok da kalmayız. Vallahi canımız sıkılırsa da vıntırız. İyi tamam gidelim madem bu kadar istiyormuş. Okey tamam akşam görüşürüz o zaman. O zaman ben de seni taksiye kadar bırakayım ha eğer işimiz yoksa. Zeyno. Aferin kız sana. Karabela. Aferin he. Kapattın sonunda şu defteri. Ya sal boş ver. Önüne bak, yoluna bak. Ya yoksa sen acı çekeceksin. Ya zaten bir şey olduğu yoktu ki. Ali de sen de benim kardeşimsiniz. Siz benim yanımda olun bana yeter. Ya kız biz senin hep yanındayız ya. Hep yanındayız la. Ay canını yedim ya sen. Geçen gün Fener gecesi şöyle şıkır şıkır oldun. Cicili bicili he. Yengen öyle. He? Boş ver kız hadi. Sana bakmayan düşünsün gel. Gel hadi. Sen de iyisin ama değil mi? Yani. İyiyim, iyiyim. Kötü mü gözüküyorum yoksa? Yok, çok güzel şey yani. İyi görünüyorsun sen de. Saatin yerinde gözüküyor. Cemre... Ali, sen söyle. Başından beri bunun bir oyun olduğunu anlayamadım ben. 9 gün. Anlayamazdın zaten. Berk bu konularda bayağı iyidir çünkü. Ama senin hiçbir suçun yok. Üzülme. Yani keşke Vefa'yı kaybetmeseydin. Keşke biz böyle tanışmasaydık ama yapacak bir şey yok. Bence hala bir şansımız var.
Bu akşam her şeyi yeniden başlayalım. Hepimiz için. Yani aslında bizim için. Taksi. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Zeyno. Mavi rengi dedin de mavinin bir sürü tonu varmış. Ben de hepsinden aldım. Bulut mavisi yapacağım ciğerim. Sen ne anlarsın? Aa. Oo. Çok güzel olmuş. Sen anlıyorsun bu işten ha. Hadi ya. Bak bu ben. Heh. Bu Arap. Şu senin yanında duran da Ali değil mi? He? Anlaşılıyor mu be? Ben anlaşılmasın diye o kadar kötü çizdim ama. Ya hayır, keşke güzel çizseydin. Kimse anlamazdı, merak etme. Ben biliyorum diye ondan şey yaptım. Ödüm patlıyor vallahi anlaşılacak diye. Ya bırak anlaşılsın, herkes anlasın. Ali de onun senin ne kadar sevdiğini öğrensin. Sussana ya Vefa. Allah aşkına ya, anlamasın. Ya eğer Ali öğrenirse yani bir daha konuşmaz benimle. Ya beni arkadaşı olarak görüyor. Belki sustuğun için kaybedeceksin Ali ama. Ah Zeyno. Keşke geç olmadan konuşsan. Hı. Ama güzel çizmişsin. Özellikle beni. He? Ben bayağı iyiyim he. Güzel çizmişsin bunları ama he. Ben diyeyim sana. Yardım lazım mı? İstemez. Bugün de herkesin geleceği tuttu. Anlamadım. Yani diyorum ki hayırdır? Ne işin var burada diyorum. Hangi dağda kurt öldü diyorum. Yok. Kimse falan ölmedi. Ben seni görmeye geldim. İyi yani gidebilirsin artık. Arkadaşını da anladık atasözlerinden anlamadığını. Ya ver yardım edeyim işte. Ya Allah Allah. Ya bırak. Hem ya... zaten... Birlikte yaparız. Ne gülüyorsun be? Yüzün boy oldu da. Aynısı sende de oldu da. Rengi güzel en azından. Ya kızmayacaksan benim bir çözümüm var aslında. Bayağı da hızlı hallederiz. Neymiş o çözüm? Çok merak ettim de. Atla. Ya işte sırtıma çıkarsan... yetişiriz işte. Hadi ama sanki daha önce yapmadım. O kavga ederken oldu bir kere. Tamam o zaman. Sen de kavga ettiğimizi düşün. Ya benim çözümüm bu. Karar senin. İyi ama sırf mecbur olduğum için. Tamam mı? Tamam. Dikkat et. Tamam mı? Tamam. Yoksa kafanı gözünü yararım senin. Evet. Evet. Yavaş. Tamam mı? Tamam. Evet, sola gidiyorum. Hı hı. Tamam. Doğru yerde miyiz? Evet, evet, evet. Kal burada. Zeyno. Ben o videolar için özür dilerim. Niye? Yani komikti bence. Biz çok güldük. Hem zaten ne gördüysen onu çekmişsin. O banyodaki lif var ya, hala orada duruyor. Mutfakta ekmek dolu mesela. Sen neden anlatmadın peki gördüklerini? Ne kadar man kafa olduğunu anla diye. Bayağı hızlı hallettik ha? Evet. Tamam bitti. O zaman iniyorum. Tamam. Hazırım. Yavaş bak ha. Yoksa kafamı gözümü patlatırsın. Evet. İniyoruz. Hı hı. Evet. Bir
Picasso sayılmam ama. Yani. Akşam geliyor musun sen de? Evet. Tamam o zaman. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Bu boyalar nasıl çıkıyor biliyor musun? Yani biraz uğraştırıyor ama çıkıyor. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Vay be. Kız buradayım. Ne yapıyorsun sen? Uyuyor musun bu saatte? Yok ya. Migrenim tuttu. Yalan söyleme. Ağlamışsın sen. Ay acısı gözümden çıkıyor kızım ya. İki tane ilaç içtim geçer akşama. Niye kız bu üstün başın her yerin boya olmuş? Karşıdaki duvarı boyadım da. Ay iyi yapmışsın. Güzelim duvarı ne hale getirmişler. Ne oldu? Niye anneanne diyorsun? Ya hani sen demiştin ya saçlarını keseriz diye. Kesebilir miyiz diyecektim. Şimdi mi? He, hem boyası da çıkar. İyi hadi madem. Yok ya sen iyi değilsin. Ben kuaföre gideyim. Ha? Sen? He. Kuaföre. He. Ya hem üst baş bir şeyler de bakacaktım. He. Cemre çağırdı da. Şey bir de. Ya ama yaparımız yoksa sorun değil anne. Var kız. Var var. Git şeyde. Çantamdan al. Getir. Kız bana bak. Ha. Sahildeki kuaföre git ya. Ben oraya çok imreniyorum zaten. Biraz pahalı malı ama olsun. Çok güzel keser o. Evet ya çok pahalı. Pahalı olsun canım. Ne varmış? 40 yılın başı kızım bir şey istemiş benden. Sema'nın butiğine git. Şunu koysana. Ne istiyorsan al. Tamam mı? Eğer paran yetişmezse de annem sonra verecek dersin. Tamam. Ay. Oh, gözünü yırt. Oh. Tamam kız nereye gidiyorsun? Sanki boyalıyım, boya olacağım. Bir şey olmaz. Zaten 40 yılın başı sarılıyorsun. Öptürmüyorsun. Hadi git. Lan, lan. Hani ya Derya Sulta var ya, yakacak beni Derya Sulta. Derya Sulta. Ben böyle işin ama... Yani madem Furan'a yardım etmeye gelmiyorsun, en azından el işlerinde azıcık yardım eder, tamam mı acırda? Hiçbir şey yetişemiyorum. Cık, Allah Allah, fırına mı gideyim, eve mi geleyim? Yoruldum be çocuğum. Neredesin? Ali! Ali, kime söylüyorum, niye cevap vermiyorsun? Ne oldu, ne o surat? Ha, eğer söylendim diye yapıyorsan bu suratı. Oğlum bunları dışarıda bırakmışsın. Daha sabah yıkadım, toz oldu hepsi. O yüzden söylüyorum. Hani haksız mıyım? Şu kadarcık da mı söylenmeyeyim? Ali? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya anne ben çamaşırları içeri getirmeyi unuttum. Topladım da toplarken ip koptu. İp kopunca da yerine takmaya çalıştım. Takmaya çalışırken de ayağım kaydı düştüm. Sonra yastıklardan falan fırladım işte. Yastıkların altında da bunu buldum. Biri saklamış gibiydi. Hadi anladım bu sensin. Ki gençken de bayağı güzelmişsin. De bu kim? Yani neden yırtık yüzün? Ali. O senin baban. Babam mı?
Ne yapıyorsun la? Rezilliğin yetmedi, bir de evi mi terk ediyorsun şimdi? He, tebdili mekanda ferahlık varmış. Ben bir gideyim de bir rahatlayayım. Gidip o karının evinde kalacaksın değil mi? Hiç mi utanmıyorsun la sen? Yok, orada kalmayacağım. Önce açacağım, gönlünü alacağım. Benim babam dünyanın en anlayışsız adamı, laftan anlamaz diyeceğim. Ne oluyor? Ne oluyor? Başladınız gene kedi köpek gibi didişmeye la. Kız mı ister ben seni? Ne bu kız? La Sinan, sen de bir sus. Sonra abi ne? Anlatsın sana kimmiş kız, mevzu neymiş? La baba. Daha izahatini yapamıyorsun la. De kendine karı yapacağım diyorsun. Ha, neyin izahatini yapamıyorum ben ya? Abi baba. Sabır bir durun. Ya sen benim yaptığımı boş ver de. Sen kendi yaptıklarını şu çocuğa nasıl anlatacaksın acaba? Vedat narin ses. Sesine tüküreyim ben senin. Sen ne dedin buna şimdi? Abi! Abi! Baban bir ara bir futbol oynamıştı. Ondan kalmaya herhalde. Ne zaman ya? Nasıl, benim niye haberim olmadı anne? Ya kısa bir süre oynamıştı diyorum işte. Yani o yüzden anlatmamışımdır. Futbol yeteneğim nereden geldi anlaşıldı. Ne? Sen yetenekli misin ki? Tabii anne. Yemin ediyorum var ya, dünya cünlü olurum istesem. Tabii sonra seni İtalya'ya götürürüm. Böyle alırız gideriz, yaslarız başımızı. Güzel güzel. Bırak Ali, hakikaten bırak yani. Ya harbi söylüyorum ya. Anne bir şutlarım var diyorum. Allah Ali, yapma, Allah ya. Yapma. Ali, yapma. Atma şu topu bana. Ya ne gülüm, gülüm ya. Gerçekten öyle söylüyorum. Hı. Ama anladım ben senin ne kadar büyük bir futbol düşmanı olduğunu. Yo, futbol düşmanı falan değilim. Nereden çıkarıyorsun ki onu? Yani tamam, sevmiyorum. Çünkü saçma geliyor Ali, anladın mı? Koca bir sahada, koca koca adamlar bir topun peşinde haldır olur bir oraya bir oraya koşuyorlar. Çok mantıksız bence. Babama da mı öyle senin? He? Ya adamın kariyerini bitirmişsin, farkında mısın? Ya bir de yırtmışsın yüzünü. Zaten böyle yırtılmaz ki fotoğraf. Allah'ını seviyorsun. Yırtarsan böyle yırtarsın. Tamam Ali, ama uzattın ya. Futbol meselesine bir son veriyoruz şimdi. Ve ev işleri konusunda annene ne kadar çekmişsin ona bakıyoruz, tamam mı? Ya anne ben çektim sana zaten. Tamam çekmişsin, bir şey mi dedik? Onları kısa programa at, yumuşatıcı koymayı da unutma. Ne? Hadi süpürgeyi de aç, ortalığı şöyle bir süpürüver canım. Oo. Ne var? Bu konuda yetenekli olduğunu görüyorum, ispat et. Ya Derya Sultan, ben bu akşam bizimkilerle dışarı çıkacağım. Cemre'ye gideceğiz bu akşam biz. Git gitme mi dedik biz? Önce iş, sonra eğlence. Ha? Ya anlamıyorum. Yumuşatıcıyı unutma. Tamam. Abi ne esti gülledi öyle? Ya bırak ya, istediği kadar restin güllesin. Sonunda dönüp dolaşıp geleceği yer bura. Sen istemedin mi kızı? Ondan mı bozuk atıyor? Vallahi istediği kadar bozuk atsın la. Sonunda babasının kıymetini anlayacak. La sevindik Hayta evlenecek, yuvasını kuracak diye. Meğer kendi başına çorap örüyormuş. Kız kimmiş? Mahallede mi? Ben tanıyorum mu? İsmi lazım değil. Sen ne ayaksın da şekil yapmışım böyle, bir yere mi gideceksin? He öyle. Partiye gidecektim, akşam da gitmeyeceğim. Vallahi adamla huzur bırakmıyorsunuz ha. Vallahi bırakmıyorsunuz ya. La oğlum ne gitmeyeceksin la? Git oğlum, bak jilet gibi olmuşsun. Sen abini boş ver la. Yalnız o kafanda limon çekirdeği kalmış, onu al. Aman kalsın ya. Kalıyorsa kalsın baba ya. Aman gitmeyeceğim. Her şeyimiz tamam bu dünyada, bir partimiz eksik. Efendim Duru. Akşama gelin diyor. Geleceğim de la, geleceğim de. Bir sus kurban olayım. Bir sus, bir konuşayım tamam. Bir sus. Ne olur. Babama bir şey dedim. Yok, gelme, mahcup oluruz biz öyle olunca. Mahcup oluruz. Yani geleceğim diyorsun. Gel tamam. Tamam. Bay bay. O kafandaki limon çekirdeğini de al istersen. Olmuş mu? Değiştireyim mi? Olmuş değil mi? Oğlum jilet gibi la. Değil mi? Süper şekil olmuş vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.